Diyalog TV ekranlarından tekrar mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün konuğuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün de yanımızda çok değerli bir isim konuğumuz var. İnsan Hakları ve Tüketiciler Derneği Başkanı Sayın Hasan Yılmaz Işık bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Işık. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. İçinde bulunduğumuz hafta iki önemli konuda açıklamanız oldu. Birincisi, halka boş umutlar vermek yerine gerçekleri görmeye hazırlanmak, çözüme gidecek, yolu açacak başlığında bir haberdi. Bazı endişeleriniz vardı çözüm sorunu, Kıbrıs sorunu ile ilgili. Bunlardan bahsettiniz ve Tüketiciler Derneği ve Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Başkanı olarak da Türk Lirası'nın yaşadığı değer kaybına ilişkin bazı açıklamalarınız oldu ki döviz gittikçe artmaya devam ediyor. Hatta bugün daha da yükseldi. Bu konuyla da ilgili sizinle konuşacağız ama öncelikle Kıbrıs sorununa ilişkin, müzakere sürecine ilişkin sizin de bazı endişeleriniz, tedirginlikleriniz var. En büyük endişeniz, tedirginliğiniz nedir? Şimdi burada gerçekten tüm Kıbrıs Türk halkı öncelikle bilmesinde yarar vardır. Bir anlaşma, barış ve çözümün beklentisi içerisinde olduğu, istinsatsız serferdiğiyle bunu umut etmekte olduğu bilinmesine yarar vardır. Ancak geçmişte yaşanan trajedilerin insanlarımızda hala daha bu güvensizlik ortamının, güvensizlik psikolojisini yarattığını herkesin kabul etmesinde fayda vardır. Yani burada Kıbrıs Türk halkının da esasında bu görüşme sürecinde garantiler ve Kıbrıs Türkiye'nin askeri varlığından vazgeçmemekte ısrar etmesinin nedeni bundan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla insanlarımız bir anlaşma ve barış içerisine girileceği ortamda güvenliğinden yoksun bırakılmak niyetinde olmadığını zaten esasen Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı da açıklamış olması manidardır. Dolayısıyla burada güvenliğin ve güvenin bu sorunda esası oluşturduğu bilinmesine yarar vardır. En önemli konu sizin için güvenlik anladığım kadarıyla. Güvenlik yanında güven unsuru da güven çok unsuru önemli. Kimse, ben burada diyorum ki istisnasız Kıbrıs Rum halkına güven duymuyor. Ben güven duyuyorum deyip biri varsa çıkıp iddia edebilir. Ancak eğer bir görüşme süreci başlamışsa ve anlaşma umudu ve beklentisi varsa iki tarafta, bir kere bu iyi niyetle ortaya konması gerekiyor. Bunun da yapılması gereken bugüne kadar Kıbrıs Rumları 52 yıldır bir Kıbrıs Cumhuriyeti işgali altında tutuyor ve Kıbrıs Türklerin haklarını gasp ede nimetlerinden tek başına faydalanıp bunları tepe tepe kullanıyor. Bunu siyasilerimiz dillendirmiyor, dile getirmiyor. Gerçek olan bu. Ve Kıbrıs Türk'ünün bugüne kadar bütçe payı olan, devletteki bütçe payı, ki bu aşağı yukarı 52 yıllık bir süre içerisinde, 63 yılından itibaren çatışmaların başlayıp de Kıbrıs Türklerinin devletten dışlandığı bir tarihten bugüne kadar, 52 yıllık bu sürede, Kıbrıs Türk halkının o cumhuriyetteki bütçe payı nerede diyen, soran hiçbir siyasi devlet yetkilisi olmuyor, çıkmıyor. Bunu masada pazarlık konusu görüşme masasına getirip koymuyorlar. Ben bunu bir insan hakları derneği olarak ve aynı zamanda bir tüketiciler derneğinin başkanı olarak burada dile getirdiğim defalarca bunun çalışmasına üniversiteleri yaptırdığım bir süreç yaşandı. Daha Doğu Akdeniz Üniversitesi yaptığı bir çalışma sonucu burada bütçe payı olarak Kıbrıs Türklerine Rumların 80 milyar euroluk bir dolarlık bir borcu olduğunu burada basından da Kıbrıs gazetesinde de yayınlandığı bir verileriyle halkın bilgisine getirmiş bulunmaktadır. Bugünkü orantılı rakamıyla bu 150 milyar dolara tekabül eden bir miktardır. Dolayısıyla Kıbrıs Türklerinin
alacakları tazminatlar burada gündeme getirilip sorulmuyor. Aynı şekilde 63 döneminde işte mülkiyet hakkının görüşüldüğü bir ortamda insanlarımızın topluca göçe zorlandığı, canlarını, cananlarını can havli ile kurtarmak amacıyla güvence altına alabilmek için kuzeye göç ettiği bir ortamda burada malını, mülkünü ataya dikarı tüm varlıklarını geride bırakarak bunu göze almış, sırf güvenliği ve canını kurtarmak için kuzeye gelip yerleşmiş bulunmaktadır. Ve akabinde 1975 Viyana Nüfus Mübadelesi ile yapılan anlaşmada Birleşmiş Milletler gözetiminde halkın kuzeyde ve güneyde yaşamayı tercih edenlere bu seçenek sağlanmış. Kuzeyde yaşayacak olanlar, kuzeyde, güneyde yaşayacak olanlar güneye göç etmiş bulunmaktadırlar. Ve burada tabii bu ortamda yapılması gereken muhakkak ki mülkiyet konusundaki toplu takas ve tazminat yoluyla çözüme gitmektir ki bu tüm dünyada uygulanan bir kabul edilmiş kriterdir, kuraldır. Dolayısıyla biz şimdi bütün dünyada uygulanmakta olan kural ve kriterleri bir yana bırakıyoruz. Hukukçularımızın da tespit ettiği husus bu. Kalkıp bireysel bazda komitelerde bunun havale edilip halkın, bireylerin karşı karşıya getirileceği işte size alın bir barış ve çözüm anlaşması deyip halkı çatışmaya sokmak ve bunun savunuculuğunu yapanları da barış karşıtı, çözüm karşıtı ilan etmeye kalkıp da gerçekte barış ve çözüm karşıtının daha doğrusu Kıbrıs Türk halkını tekrar bir insanı felaketi trajedisi içerisine sokacak, Suriye'deki felaketi yaşatacak bir zihniyetle haklarını savunan insanlarımızı barış ve çözüm karşıtı ilan etmeye kalkıyorlar. Ancak bunun bu felaketi bu insanlarımıza yaşatacak olanların Stockholm sendromundan kimse bahsetmiyor. Stockholm sendromu olarak mı görüyorsunuz şu an yaşanan durumu yani? Şimdi bazı insanlarımızın sırf Rumlarla iç içe birlikte ne bahsin olursa yaşama amacında geçmişteki facia ve katliamların dikkate alınmadan, önlemlerin dikkate alınmadan halkımızı bu yönde haklarından mahrum bırakarak böyle bir ortamda tek devlet çatısı altında yaşamaya yanlış yönlendirici durumlarında bile bile yani celladını seven insanlar durumuna düşmemiz çok üzücü. Yani aslında sizin çizdiğiniz çerçeve çok ağır bir tabloyu gösteriyor. Bu gerçek bir tabloyu yani, gösteriyor. Çünkü bu daha böyle Girit'te yani de yaşanmış. Yani bunu mülkiyet konusuna mı bağlıyorsunuz? Müzakerelerle ilgili birçok konuyu mu ilişkilendiriyorsunuz bunda? Çünkü mülkiyette çizdiğiniz yalnız tablo... Yalnız mülkiyet olayı değil tabii. Şimdi burada siyasi eşitliğin Birleşmiş Milletler önünde resmen tescil edildiği bir ortamda iki tarafın siyasi eşitliğin karşılıklı tanınmasına gidilmiyor. Bir yandan çözüm ve barış anlaşma yapılacak adı altında bu görüşmeler sürdürülürken derneğimizin yıllardan beri talebi olan Kıbrıs Rumlarına tanınan hakların Avrupa Birliği tarafından aynı şekilde Kıbrıs Türklerine uygulanması talepleri yanıtsız kalmaktadır. Bunlar nedir? 1994 yılından beri Kıbrıs Rumlarının Avrupa Birliği üyeliği sürecine hazırlamak amacıyla 10 yıllık bir Avrupa Birliği uyum süreci, geçiş süreci uygulanmış. Avrupa Birliği'nin maddi destekleri ile Rumların ekonomisinin Avrupa Birliği'ne uyumlu olacak bir düzeye getirilmesine çalışılmıştır. Ki bu da yetmedi. Buna rağmen bir Kıbrıs Rum tarafı bütün bu hazırlık dönemine rağmen çökmüş, iflas etmiş 40 milyar euroluk bir borç batağında, Avrupa Birliği'ne borcu olan ülke konumunda bugün bu uyum sürecine rağmen bunda fiyaskoyla sonuçlanan bir sonuç ortaya çıkmış bulunmaktadır. Dolayısıyla Kıbrıs Türklerinin
kendi ülkeleri için bu uyum süreci yaşanmadan anlaşma yapıp da Rumlara Kıbrıs Türk'ünü ram etme yolunda yapılan bir, ben açık söylüyorum, siyasilerin bu konudaki duyarsızlığı, halkımızın haklarına sahip çıkmama yönündeki basiretsizliğini gözlemliyoruz burada. Bu açıktır. Bu peki, uygulama Kıbrıs Rumlarına yapılmışsa, Kıbrıs Türklerine bu uyum sürecinin Avrupa Birliği'nin finansman desteğiyle neden sağlanmadığı açıklanmalıdır. Bugün bu desteğin sağlandığı Rumlar eğer batmış ve çökmüş bir ekonomik durum içerisinde ise, yani kusura bakılmasın, biz mi o uyumu sağlayabileceğiz? Yani kaldır Rumlar ki, uyum sağlayabilecek durumda değil ki diyorsunuz, biz nasıl uyum sağlayalım? Bir uyumsuzluk problemi ekonomik anlamda olacak. Kaldı ki inanın biz Tüketiciler Derneği olarak yapmakta olduğumuz çalışmalarda daha bankalarla ilgili düzenleme ve denetimlerin, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi, bırakın hayata geçirilmesi, yasallaşması için yapılan çalışmaların üzerinden 3-5 yıl geçiyor ve sonuç alınamıyor. Merkez Bankası bu konuda vereceği görüşlerde ben hazır değilim diyor. Bu çalışmaları, bu mevzuatları, bu normları uygulamaya ve uymaya. Dolayısıyla bileşik faizin yasaklanmadan bankaların yapmakta olduğu vurgun düzenine, denetimsizliğine bir neşter vuracak, çözüm getirecek mevzuatların sonuçlandırılması Ekonomi Bakanlığı nezdinde yaptığımız çalışmalarda bir türlü mümkün olamıyor. Bu çalışmaları bir hukukçuyla götürülüyor ve bir hukukçunun omuzlarında maalesef yıllarla bu ertelerine gidiyor tabii. Peki siz şimdi bu konularda çalışmalar yapıyorsunuz, Kıbrıs müzakere sürecini takip ediyorsunuz, bununla ilgili uyarılarda da bulunuyorsunuz, fikirlerinizi söylüyorsunuz. Bu noktada eleştiriler alıyor musunuz? Çözüm karşıtı olmak gibi, çözüm karşıtı gibi, anlaşma istemiyor gibi eleştiriler alıyor musunuz? Müsaadenizle o anlaşma isteyenlerin samimiyetini ben sorgulamak durumunda kalıyorum. Öyle bir bilakis tam aksine destek aldığımı söyleyebilirim. Çünkü anlaşma istemekte olduklarını iddia edenler, samimi söylüyorum, bugün 50 yıldır aradan geçmiş, hala daha karşı komşu, yanı başımıza komşularımızın dilini, lisanını konuşamıyoruz, anlamıyoruz. Yani bir Rumca, Erence güzel bir lisan. Ben şahsen eşimle gidip Rumca, Erence ders almaya çalıştım bir müddet. Ve bu konuda... Bu aslında bir uzaklık göstergesi midir, yoksa yani aynı adada yaşayıp... Muhakkak samimiyetten uzak. Yani zaten iki tarafın halkı, özellikle Rum tarafının bir kere... Kiliselerden tutun okula kadar açıkça Türk düşmanlığı aşılandığı bir ve gerçeklerden uzak, Kıbrıs Türklerinin yaşadığı trajediden habersiz, bilgileri olmadan eğitim tesislerinde, eğitim derslerinde, okullarında bunları görmeden, öğrenmeden yetiştirildikleri bir eğitim sürecinde Kıbrıs Türklerine karşı, yalnız Türklere karşı düşmanlık içerisinde, gerek okullarda gerek kilisede, bu onlara sürekli aşılanmakta ve zihinleri zehirlenmektedir. Dolayısıyla burada bu gerçekler ortadayken siz nasıl bir anlaşma, barış ve çözümden söz edebilirsiniz? Ben şahsen kapıları daha açılmadan Rum Bakanı'na telefoniyle görüştüm. Sana dedi, kapıya makam aracını göndereceğim, sizi arattıracağım, görüşelim. Benim onlardan isteyeceğim neydi? Tabii buradaki işte okullardaki düşmanca eğitimin değil, yani iki tarafın kardeşliği üzerine inşa edilecek bir eğitim sisteminin bu konudaki görüşmelere yansıtılması, yani bu çalışmaların yapılmasıydı bizim onlardan talep edeceğimiz. Maalesef tabii kapalı bir şey izleyen bizim yönetim buna izin vermedi. Biz Rum'a gidip de görüşme yaparsak Rum Bakanı tanımış olurduk ki biz. Ya dünyanın tanıdığı bir Güney Kıbrıs. Şimdi ben görüşme yaptım da ben onları tanımışım diye bir sorun mu çıkar ortaya? Burada yanlış politikalarında tabii bizim tarafımıza
tabii bu sonucu değiştirme imkanı yok. Peki, yani benim talebimle Rum yetkililerin bu tutumlarıyla ilgili bir değişiklik yapmak için illa sizinle mi görüşmesi gerekiyor? Hayır, yani hayır. Kendi yapamaz. Hayır efendim, hayır. Ben zaten zaten benim onlara talep dahi bırakın benim. Rauf Raif Denktaş liderimiz muhakkak ki bunları dile getirmiştir. Ama biz bir vatandaş birey olarak da bunu dile getirmemize fayda var. Şimdi biz bunları dile getirdiğimizde, biz bunlardan böyle bir talebimizi yerine getirmelerini de beklemediğimizi size açıkça söyleyeyim. Yani nitekim bu görüşmelerde Rumların bir taktik içerisinde olduklarını, amaçlarının da silahsız, topsuz, tüfeksiz elde edemedikleri sonuca varmak ve anlaşmalarda var olan garanti haklarını, Kıbrıs Türk halkının garanti haklarını ve Türkiye'nin askeri varlığını bu adadan sona erdirecek bir anlaşmaya imza attırmaktır. Bunu yaptıktan sonra Kıbrıs Rumların ve Yunanistan'ın işi kolay olduğu, zaten kendileri açıkladığı görüşme süreci başlamadan bir çözüm ve anlaşma için garantilerin ve Türk askeri varlığının adada sona erdirilmesi koşuldur diye bunu açıkladıkları hepimiz biliyoruz. Yani şimdi bunları görmüyor muyuz? Yani insanlarımız görmüyor siyasetle. Fakat bu görüşme süreci gerekliliklerden dolayı devam ettiriliyor. Burada yapılması gereken, biz Rumlarla gerçekten barış içerisinde yaşayabilmemizin gerçek zeminini iki devlet esasında karşılıklı iki tarafın diyalog ve işbirliği içerisinde halklara hizmet etmenin gerek işte bizim derneğimizin girişimiyle başlatılan bir sigortaların tek bütün ada kapsamında kabul edilecek bir yöntemle uygulanması ki tüketiciler, Türk ve Rumlar çifte ödeme yapmadan geçişleri yapabilsinler sigorta ödemeden. Aynı şekilde işte bu telekomünikasyon iletişiminin birleştirilmesi konusunda bunlar zor olay. Sigorta konusunda bu çalışmalar yapıldı. Sigortacılar Birliği Başkanı'yla yaptığım görüşmede bu arkadaşlarımız Rum tarafının muadil birlik başkanlarıyla bu görüşmeleri yaptılar. Arada kalan son engel buradaki polislerin kaza durumlarında verecekleri raporlarda bizim polisi tanıma niyetleri olmadığını ortaya koyan bir tavır içerisinde. Hep aynı kapıya gidiyor. Halbuki Türk polisi, Kıbrıs Türk polisi 60 Cumhuriyeti'nde esasen ayrı bir kurum olarak var olan bir kurum. Tanımadıklarını söylüyorlar ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ehliyetiyle Güney Kıbrıs'ta seyahat edebiliyorsunuz. Bu da ayrı bir herhalde durum olsa gerek. Kıbrıs konusu tabii çok geniş bir konu. Programımızın başında bahsetmiştim, süremiz azaldı. Döviz artıyor. Gerçekten hayat pahalılaşıyor. Bununla ilgili siz sürekli uyarılarda, açıklamalarda bulunuyorsunuz. Yine yakın zamanda böyle bir hükümetin önlem alması konusunda uyarıda bulundunuz. Hükümet nasıl bir önlem alabilir? Bu dövizdeki, özellikle sterlindeki artış çok etkiliyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. Evet, dövizdeki yükselme, Türk lirasındaki diğer kaybı oldukça trajik boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Yani bu 17 Aralık 2013 tarihinde 2840 lirası olan bir sterlin bugün 4400 lirasına ulaşmış bulunmaktadır. Bu da %60 oranında bir değer kaybına tekabül ediyor. Burada şimdi çalışanların gelirlerinin bu oranda azaldığı, Kıbrıs Türk halkının bu oranda yoksullaştığı bir gerçek. Bunun da bilinmesinde yarar vardır, halkımızın bilmesinde yarar vardır. Bu dövizdeki Türk lirasındaki diğer kaybı, Türk lirasının menşii olarak bilinen Türkiye Cumhuriyeti'ne Kıbrıs Türk halkının ödemekte olduğu ayrı bir dolaylı vergi olarak ortaya çıktığı bilinmesinde yarar vardır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu diğer kaybından ortaya çıkan farkı Kıbrıs Türk halkına karşılamak durumunda olduğu bilinmesinde fayda vardır. Yani evet, bu mecbur mu Türkiye Cumhuriyeti bunu yapmaya? Hayır, tabii biz buna mecburdur demiyoruz ama dolayısıyla bu Türk lirasının dolaylı bir vergi olarak Türkiye'ye ödendiği açık.
Yani burada kendi hükümetimizin çalışanlarının, kamu ve özel sektör çalışanlarının demiyorum, ancak sosyal sigorta emeklilerine dahil olmak üzere burada bu değer kaybını karşılayacak, gelirlerini iyileştirecek bir artışa gitmek zorunda olduğu, bugün Türkiye'deki 10 milyona varan çalışana artışı görüştüğü bir ortamda, 300-400 Türk arasına kadar artış vereceği bir ortamda, kendi halkına bu artışı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 20 bin kişiye verebilmesinde bir sıkıntı olmayacağına inanırım ve bunu bizzat gerekirse Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu yardımların desteğin artırılması talep edilebilir. Yani çeşitli nedenlerden dolayı dış ticaret açığında aşağı yukarı 1,5 milyara vardığı Türkiye ile Kıbrıs arasındaki bu dış ticaret açığının da kapatılması talep edilmesi gerekir. Yani burada Kıbrıs Türk halkının yanında güçlü büyük Türkiye Cumhuriyeti dururken bugün ne ekonomisi çökmüştür ne 100 bin işsizliği olan Rumlar gibi işsizliği bulunmaktadır. Dolayısıyla bugün Kıbrıs Türk halkının da Rumlarla bir anlaşma yapma olasılığında bu Kıbrıs Rumlarının işsizlik ortamında ekonomisi çökmüş olan ekonomisinin yükünü de üstlenmek durumunda kalacağımızın ayrı bir gerçek olduğunun bilinmesinde fayda vardır. Çünkü bu 40 milyon avroyu Kıbrıs Rumları herhalde vergilerle ve zamlarla gerek kendi Rum vatandaşlarına gerek bizim halkımızdan çıkarma yolunda bir sistemi bunu da hesap artık edelim diyorsunuz. Yani bunların da görüşülmesi, dikkate alınması gereken önemli hususlar. Sayın Işık, çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdınız. Süremizin sonuna geldik. Çok sağ olun. Sizlere çalışmalarınıza başarılar dileriz. Sağ olasınız. Biz bize bu olanağı tanımış olmasından dolayı ve Kıbrıs Türk halkının uyarıcı yayınlarından dolayı Diyalog TV adına, şahsınıza Diyalog TV'ye teşekkür eder, saygılar sunarız efendim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sayın seyirciler, programımızı burada noktalıyoruz. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.